Sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve televizyon sunucusu Oya Aydoğan, 10 Şubat 1957 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Cemal Güldane Aydoğan çiftçinin iki çocuğunun tek kızıdır. 8 yaşına kadar ailesiyle beraber İstanbul'un Beyoğlu semtinde ikamet etti. Ortaokul öğrenimini o dönemde Fransız Kız Ortaokulu olan Saint-Echebulchiri Fransız Lisesi'nde, lise öğrenimini de Saint-Michel Fransız Lisesi'nde gördü. Henüz ilkokul yıllarındayken oyunculuk hayali kuran Aydoğan, 1975 senesinde Alev Gün adıyla bir güzellik yarışmasında birinci oldu. Ancak ailesinden gelen baskılar sebebiyle ödülü iade etmek zorunda kaldı. 1976 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği 8. Sinema Artisti yarışmasında birinci, Banu Alkan'da dördüncü oldu. Aynı sene ilk başrolünü Deli Şahin filminde Cüneyt Arkın ile paylaştı. 1978 senesinde Ertem Eğilmez yapımı Neşeli Günler isimli filmin oyuncu kadrosuna dahil edildi. 12 Eylül darbesi döneminde öne çıkan, içinde erotik unsurlarda barındıran arabesk kültürün etkisindeki filmlerde rol aldı. 1982 yılında 7 Bela Hüsnü filminde Hüsniye karakterini canlandırdı ve Kemal Sunal ile başrolde oynadı. 1980'li yıllarda bir süre gazinolarda şarkıcılık yaptı. 1986 yılında Emrah ile birlikte yer aldığı Merhamet filminin yapımcılığını üstlendi. 1987 senesinde yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı Beyoğlu'nun Arka Yakası isimli sinema filminde Tarık Akan ve Erdal Özyağcılar ile başrolleri paylaştı. Beyoğlu'nun arka sokaklarında yaşananları 80'li yılların arabesk atmosferinde günümüze taşıyan filmde Oya Aydoğan, pavyonda çalışan Zümrüt karakterini canlandırdı. 2007 ve 2010 seneleri arasında Fox kanalında yayınlanan Bez Bebek isimli fantastik çocuk dizisiyle ekran karşısına geçti. 2011 yılında sunuculuğunu Emel Müftüoğlu ile üstlendiği Şekerli Kahve adlı televizyon programında yer aldı. Ölümünden kısa bir süre önce Lerzan Mutlu ile birlikte Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk yaptı. Aydoğan, 1976 ile 2016 seneleri arasında toplam 51 sinema filmi ve 13 televizyon dizisinde rol aldı. Ferdi Tayfur, Serdar Gökhan, Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Bulut Aras ve İbrahim Tatlıses gibi birçok sanatçıyla başrolü paylaştı. 2013 senesinde Elazığ'da düzenlenen Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nde onur ödülü tevcih edildi. Kedi Özledi filmindeki Meloş karakteri ile 2014 Sadri Alışık ödüllerinde komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. 2015 yılında magazinci.com'un düzenlediği 15. yıl internet medyası ödüllerinde yaşam boyu meslek onur ödülüne Ferdi Tayfur ile birlikte değer görüldü. 1978 senesinin Şubat ayında Suzan Avcı'nın aracılığıyla Haluk Ulusoy ile tanıştı. 1979 senesinde Ulusoy ile gizlice hayatını birleştirdi. Ailelerinin baskısı ve karşı çıkması sebebiyle 4 ay sonra boşandı. Aydoğan ve Ulusoy daha sonra yaptıkları açıklamalarda bu evliliği gençlik hatası olarak ifade ettiler. Gazinocu Tamer Taylan ile bir süre birlikte yaşadı. 1988 senesinde ANAP İzmir il yöneticilerinden Natif Demirbağ ile evlendi. Bu evliliğinden Gurur adında bir oğlu dünyaya geldi. 1989 senesinde Demirbağ ile evliliğini bitirdi. 2004 senesinde bir gazeteye verdiği röportajda Alevi olduğunu açıkladı. 2011 yılında verdiği başka bir röportajda, iyi derecede Fransızca, orta derecede İngilizce bildiğini ve çocukluk yıllarında idolünün Türkan Şoray olduğunu belirtti. Oyuncu Fahriye Evcen'in oyunculuk kariyerine başlamasına vesile olmuştur. 8 Mayıs 2016 tarihinde aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. 15 Mayıs 2016 tarihinde tedavi gördüğü İstanbul'da 59 yaşındayken yaşamını yitirdi. Naaşı 16 Mayıs 2016 tarihinde vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedildi.